Efendim iyi akşamlar. Gerçekten akıl oyununa gereksinim duyduğumuz günlerdeyiz, hatta haftalarda, ayların da içinde olacağız. Önümüzde 2015 seçimi var, normal yapılırsa Haziran. Daha erken alırlarsa zaten taş çatlasa Nisan olur ama çok görünmüyor. Şimdi bütün bunları konuşacağım. Yani siyaset üzerine akıl oyunu yapacağımız kişi Merkez Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Karslı beyefendi. Şimdi bir muhalefet partisi, meclis dışında olan bir muhalefet partisi olmuş olması açısından ben çok önemsiyorum. Demokrasilerde muhalefet mi iktidar mı önemli diyorsak tabii ki muhalefet önemli. Çünkü muhalefetin sesini çıkartması, muhalefetin muhalif unsurlarını ortaya koyması gerçek demokrasinin tanımlanması ve yansımasıdır. Yoksa iktidarın egemenliği değil. Bu nedenle meclis dışındaki muhalefet eğer bizlerle buluşursa bunun demokrasi adına önemli olduğuna inananlardan birisiyim ve programları yıllardır izleyenler bilirler. Bunu da çok şiddetle savunan bir programcıyım. Efendim hoş geldiniz. Öncelikle ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür sağolunuz, ederim. Sağolunuz, var olunuz. Çok sağ olun. Şöyle söyleyeyim hocam. Size hocalık rahat mı battı ki siz bu parti kurdunuz, politikaya geliyorsunuz? Bak ne güzel orada, icra iflas konusunda duayen diyor bütün piyasa, programa gelme. Biz birkaç gün önce araştırdık ettik. Dedik ki bakalım bu hoca hakkında ne konuşuyorlar. Herkes dediler konusunun Türkiye'nin sayılı uzmanlarından birisi. Ne güzel oturup orada paranızı kazanacaksınız, rahat edeceksiniz. Sınav kağıdı bile okumayacaksınız, asistanlarınız okuyacak. Ne işiniz var sizin burada? Hele de bu dönemde icra iflasları furya. Evet, ne işiniz var sizin burada? Yoksa memleket mi iflas etmek üzere, onun için mi geldiniz? Bu son cümle çok güzel, doğru. Gerçekten söylüyorum. Ben ve arkadaşlarımı Merkez Parti olarak bizi konuşturan Türkiye'nin dertleri. Yoksa siyaset yapma merakımız ve arzumuz değil. Yani artık herkes görüyor Türkiye'de bunu. Çok fazla anlatmaya gerek yok. Dertlerimiz teraküm ede birike altından kalkılmaz bir hale geldi. Ben hep söylüyorum, diyorum ki biz bilim adamıyız, fikir adamıyız. Bu milletin bize verdiği çok değerler var. Ama bizim de millete ve devletimize bir borcumuz var. Biz bu değerleri bu milletten, bu devletten edindik. Şimdi devletin bütünlüğü, milletin bütünlüğü, bayrağın istiklali, milletin istiklali, bizi var eden değerler tehlikedeyken ben işte işlerim yolumda. Dediğiniz gibi güzel de bir mesleğim var. Hele de icra iflas. Bu arada dediğim gibi icra dosyaları furya, iflas dosyaları furya. Ben işimle uğraşırım, buna bakmam demek bana biraz insafsızlık gibi geldi. Yani şu anda bence doğru siyaset yapmak siyaset değil, bir sefer görev emri gibi bir şey. Yani bu zaman çalışmayacaksak, bu zaman bir şeyler söylemeyeceksek, hele de benim mesleğim adalet temelli bir meslek, hukuk. 1980'de ben hukuk fakültesine girdim. 80'den beri 34 yıldır adaleti okuduk, hukuku okuduk. Dediğiniz gibi 4. sınıfta icra iflası anlattım. 3. sınıfta muhakeme hukukunu anlattım. Yani muhakeme bir şeyin nedeni, sebebi, niçini, bir davanın nasıl açılacağı, nasıl görüleceği, delillerin nasıl toplanacağı. Yani bugün Türkiye'deki böyle çok tartışmalı meselelerin anlatıldığı bir alan. Bütün bunlara bakıyorum, öğrendiklerimi, yapılanlara bakıyorum, tam tersi. Başka memleketlerde, demokrasinin geliştiği memleketlerdeki siyasete bakıyorum. Bizde esamesi yok. Bu dönemde kenarda durmak en hafif tabiriyle vicdansızlık olacaktı. Bu vicdansızlığı yapmamak için elimizden geleni söyleyelim diye böyle bir yola çıktık. Peki efendim, hayırlı olsun. Teşekkür bu kaç ederim. Yılında buna karar verdiniz? Ben bu parti kaç yılında karar verdim? Kaç yılında bir kere 7-7-2014'te partimizi kurduk. Ondan 3-4 yıl önce ben bu faaliyete başladım. Şöyle başladım bu faaliyete önce. Yani 2010 önce. Mu? 2010 diyebiliriz. Peki evet. 2010'da sizi buraya sürükleyen asıl olay ne oldu? Yani hangi olayı gözlemlediğinizde? Evet, benim ilk rahatsızlığım kanunlaştırmalardaki faaliyetlerdi. Yani kanun bir milletin bilgi birikimidir. Güvenliğinin tecellisidir. Egemenliğinin tecellisidir, adaletin tecellisidir, hikmetin tecellisidir. Yani kanunun arkasında her şey vardır. Ve kanunu insanlar kendisi için değil, bütün bir nesli için çıkarır. Hep söylüyorum mesela, benim anlattığım muhakeme hukukunun Almanya'daki karşılığı Zivil Proses Ordnung 1879 tarihli, yani 100 yıldan fazla. Öyle bir kanun çıkarmışlar ki, bütün kanun kodları böyledir Avrupa'da, baktığınız zaman 100 yıldan fazladır.
10-15 yılda bir kanun hazırlanır, temel bir kanun. 3-5 yıl yürürlüğe girmez, millet öğrenir, sonra yürürlüğe girer. Yani kanunun başlangıcı ve yürürlüğe girmesi 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sürer ama sonra o asırlarca devam eder. Ben de Adalet ve Kalkınma Partisi deyince hem kalkınacak hem de adaletli olacak. İlaç gibi geldi bana böyle, yani adaletli bir kalkınma. Bunun da temeli ne olmalı? Kanunlaştırmalar olmalı. Ama her kanunlaştırmada baktım ki bundan çok uzak. Şahıs için çıkarılıyor. Mesela diyelim bir kamu ihale kanunu 200 defa değişti. Düşünebiliyor musunuz? Benim kendi alanımla ilgili mesela medeni muhakeme kanunu 2011'de kül olarak değişti. 2011'den sonra da 11 defa değişti. Peki buradaki hedef amaç ne olabilir? Buradaki hedef amaç iktidarın günü kurtarması olabilir. Emin olun başka bir şey yok. Yani burada şöyle bir şey söz konusu mu efendim? Bir çıkar ya da özellikle maddi çıkar sağlamak gibi böyle bir şey söz konusu mu bu yasaların değişmesi? Şahsa yönelik kanun çıkıyor. Bir şahıs için bile Türkiye'de kanun çıktığı var. Feci olan bu tabii. Feci olan bu. Umum için değil. Arkasında bir hikmet yok, ilim yok, adalet yok. Şahıs için kanun çıkıyor. Hatta ben şöyle diyorum, çok açık. Diyorum ki ben, bizim geçmişimizin, tarihimizin bizi hediye ettiği en önemli şey cumhuriyet. Tam bağımsız ve millet egemenliğine dayalı bir cumhuriyet. Gerçekten bu bana ilaç gibi geliyor. Hem meslek olarak hem meşrep olarak. Ben inançlı bir insanım. Bu benim inancımla da yani mezcederek sevdiğim bir şey cumhuriyet. Ama cumhuriyetin esası kanuniliktir. Cumhuriyetin esası hürriyettir. Cumhuriyetin esası medeniyettir. Ben şöyle diyorum. Bizdeki kanun keyfi emir. Bizdeki hürriyet istibdat aslında. Bizdeki medeniyet sefahatten ibaret. Bütün bu uygulamalardan teraküm etmiş, meydana gelmiş bir cumhuriyet. İşte böyle bir cumhuriyette hukukçu olup da ses çıkarmamadan yaşamak bende insafsızlık. Geçen gün bir meslektaşım bunu bana söyledi, çok sevindim. Hukuk fakültesinde, fakülteye giriyordum böyle ders anlatmak için elimde çanta. Çok sevdiğim genç bir profesör arkadaş gördü beni, bu faaliyetim için tebrik etti. Dedi ki hocam, bizim şu anda bu halde bulunmamızın sebebi, aynen cümleyi söylüyorum, korkaklığımızdır dedi. Ben sizi tebrik ediyorum. Bence Türkiye'nin sıkıntısı bu aslında. Şunun yaptığı, bunun yaptığı, şunun ettiği, bunun ettiği, şu görüş, bu görüş filan değil. Bence umumi bir sıkıntımız var. Vicdanların susması ve korkaklığımız. İşte ben bunu yaşamak istemedim açıkçası. Peki demin söylemiş olduğunuz bugünkü cumhuriyetin fotoğrafındaki olumsuz nitelikleri saydınız ya. Sizce kaç yılından itibaren cumhuriyet bu hale geldi? Kaç yılından itibaren? Bir kere ilk cumhuriyetin kuruluşunda sıkıntılarımız var, eksikliklerimiz var. Nedir onlar? Mesela cumhuriyetin ilk kuruluşunda hukuk iktibas edilmiş. Yani hukuk şöyle elde edilir. Bir, kendinize göre bir mevzuat hazırlarsınız. İki, cumhuriyetin ilk kuruluşunda ama bunu şartlarına göre değerlendirmek lazım. İnsafsızlık olmasın diye. Şimdi yetişmiş insan yok, birçok insanın şehit olmuş, ilim adamı yok, şu yok, bu yok. Dolayısıyla ne yapalım? Bir inkılaplar silsilesi de yapılmış. Yeni kurulmuş da bir devlet var. Oturup kanun hazırlamak demin söylediğim silsileye göre mümkün değil. Dolayısıyla birçok kanun iktibas edilmiş. İktibas edilen kanunların bir milletin üzerine birebir uyması mümkün değil. Hatta rahmetli Uğur Mumcu'nun bir sözü vardı güzel. Diyordu ki bu memlekette doğan insan, bir Türk vatandaşı, İsviçre Medeni Kanunu'na göre doğar, nüfusa kaydedilir. Alman Ticaret Kanunu'na göre ticaretini yapar. İtalyan Ceza Kanunu'na göre cezalandırılır. Böyle paramparça, en son musalladan da İslam hukukuna göre gönderilir. Yani kendine ait olan şeyler ona musallada yetişir. Cumhuriyetin ilk yıllarında biz hukuku iktibas etmişiz. Fakat sonraki yıllarda bu iktibas edilmiş hukuk düzeltilip kendimizce mezcedilmesi yerine daha da çok bozulmuş. Son dönemlerde ben neyi arzu ettim? Artık yetişmiş insanlarımız da var. Oturup kafa yorup çalışacağız el birliğiyle. Bu iktibas edilmişlerden de istifade edip bütün mukayeseli hukuka bakıp geçmişimize de bakıp kendimize göre bir şey yapacağız dedim. Maalesef bunu yapamadık. Peki. Dolayısıyla özür dilerim, o ilk yıllardaki eksikliklerimiz artan oranda, azalan oranda değil, artan oranda daha da çok kötüye gider tarzda bugüne gelmiş. Onun için Türkiye'nin hukuk noktasındaki sıkıntısı sadece AK Parti döneminden ibaret değildir. Bunu böyle dersek insafsızlık olmuş oluruz, etmiş oluruz. Önceden gelen bir sıkıntıları var. Önceden gelen usulsüzlükler var. Ama bu usulsüzlükler son dönemde milletin beklentisinin aksine çoğaldı. Çünkü AK Parti şunları söyledi, hatırlayın iktidara gelirken.
yolsuzluk olmayacak. Hı hı. Yoksulluk olmayacak. Bir de yasaklar olmayacak. Evet. Şimdi bunlar hep kanun çerçevesinde halledilmesi gereken şeyler. Maalesef olmayacak dediği şeyler zirveye çıktı. Hatta şunu söyledi. Dedi ki biz ihtilal anayasasıyla yaşamayacağız. Bir mevcut siyasi partiler kanunu var, bununla yaşamayacağız. Mevcut bir seçim kanunu var, bununla yaşamayacağız. Anayasadan başlayarak aşağıya doğru demokratikleşme yolunda bir kanunlaştırma çalışmaları yapacağız ve demokrasiyi temele indireceğiz, tabana indireceğiz. Öyle bir taban demokrasisi yaptık ki tabanda yapılan oylamaların torbasını bile Ankara'da açar hale geldik. Tabanı unuttuk, kendimize göre bir kanunlaştırma. Dikkat edin, bu memlekette mesela MIT'le ilgili vesaire kurumlarla ilgili bir günde yarım saatte kanunlar çıkarıldı. Bunların olması mümkün değil. Zaten iktidardan bile yetkililer çıkıp dediler ki 3 ay önce çıkardığımız bir kanunu değiştiriyoruz. Niye? Biraz ölçüyü kaçırmışız, biraz acele etmişiz, biraz kantarın topu kaçmış diye. Bunlar fıtri olan şeyler değil. Hatta size şunu söylüyorum ben, bir hukukçu olarak bunları koyup tartışabiliriz önümüze. Güneydoğu'da mesela çözüm sürecine yönelik, temel hak ve hürriyetlere yönelik kanunlaştırma yapıyoruz dedikleri kanunların, emin olun hiçbirisi o bölgedeki insana yönelik temel hak ve hürriyetle ilgili doğru dürüst bir düzenleme değildir. PKK'yı ve yandaşlarını rahatlatmak için getirilmiş olan düzenlemelerdir. O konudaki partinizin düşüncelerini soracağım ama bunlar şey diye anladım. Eskiden beri gelen sıkıntılarımız şimdi, bu zamanda da zirveye çıktı. Peki müsaade ediniz o zaman hocam. Şimdi 1925 yılı Cumhuriyet'in ilk açtığı üniversite hukuk fakültesini. Evet. Evet. Yani Cumhuriyet bu kadar önemsemiş bunu. Evet. Ankara Hukuk Mektebi'ni evet, kurmuş. Ankara Hukuk Mektebi. Tamam. İstanbul Üniversitesi var. Bu iktibas edilen kanunlara, evet, getirilen kanunlara hızlı eleman yetiştirelim diye. Tamam. Ankara Hukuk Mektebi. Güzel. Evet. Şimdi ve biz ondan sonra Cumhuriyet yüzlerce hukukçu yetiştirmiş. Doğru evet. Söylüyorum. Evet. Peki. Adnan Menderes bile işte ışıklar içinde uyusun. Daha ya. Sonra hukuk fakültesi ya. Okudu orasını evet. bitirdi ve yüzlerce hukukçuyu da biz meclise taşıdık. Peki buranın neresinde başarısızlık var ki? Yasaları kaleme alanlar, yasaları hem sizin söylediğiniz anlamıyla bu denli olumsuzca kompozisyon yazmayı başarıyor ve hukuk devletini ortadan kaldırıyor. Bırakınız onu, hukuk devleti kurulamıyor. Ne oluyor bu kadar yüzlerce hukukçun? Hata nerede? Ne yapılıyor burada? Bir kere bizim demokrasimizin temelinde, düşünce mantığında hata var bence. Şöyle, bakın şimdi memleketteki partilere bakın. Memleketlerdeki fikir tartışmalarına bakın bizim memleketimize. İnkar etmeye gerek yok. Bir kere sistemde müttefik değiliz hala. Yani Cumhuriyet rejimini hala bir kısmımız içine sindirememiş. Yani ellerine imkan geçse Cumhuriyet'i kaldırıp başka bir sistem getirecekler. Bir kısmımız sosyalizmi getirmeye gayret eder. Bir kısmımız komünizmi getirmeye gayret eder. Bir kısmımız şeriatı getirmeye gayret ama eder. Ama onun, bağışlayın beni hocam. Estağfurullah. Lafınızı kesmek istemiyorum estağfurullah. Ama. Onun ama bu söylediğimizin Cumhuriyet'le ilgisi yok. Bu söylediğimiz sistemle. Cumhuriyet bir siyasal rejim, kaldırsanız monarşi koyabilirsiniz. Zaten problem başka Cumhuriyet'in şey değil. Problem Cumhuriyet. Evet. Problem bizim insanlarımızın. Tamam. Bizim insanlarımız bu sisteme ve mantığına aşina değil, alışkın değil. Çünkü geldiğimiz bir gelenek var. Tamam. Yani ana o Osmanlı gibi ana mesele, ana mesele orada. Kesinlikle orada. İkincisi şu anda mesela biz başlarken, siyasete başlarken şöyle bir mantık var. Herkes de ama. Ben ve öteki. Şimdi bu ben ve öteki zaten başlangıçta bir ayrım, bakın. İnsanları ayrı kompartmanlara koyduk. Dolayısıyla biz ve ötekiler deyince biz büyüdükçe, kuvvetlendikçe ötekine zaten geçmiş olsun. Halbuki demokrasi bütün o memlekette yaşayan insanlar içindir. Yani hepimiz içindir. Peki. Temelde böyle bir sıkıntımız peki, var. Peki şimdi o zaman çok böyle kısa kısa önce bir partinizle ilgili bir iki sorumu sorayım hocam. Zaten bu konudaki düşüncelerinizin hepsine başvuracağım. Evet. Şimdi şu andaki sizin üye sayınız kaç? Şu andaki üye sayımız kaç tam bilmiyorum ama şöyle bir rakam verebilirim size. Lütfen. Diyelim ki 70 tane il kurduk. Evet. 30 kişiyle kurduksa... Şu anda siz 70 ilde... Evet, kurucuyuz. Her il 30 kişiyle kuruyoruz. 70 çarpı 30. Bu 70 ilin en az 3'te 1 ilçesini kurduk. Her bir ilçeyi 15-20 kişiyle kuruyoruz. 300 tane ilçe kurduksa 300 çarpı şu kadar. Artı bir müddetten beri karar aldık. Dedik ki şu işte 70 çarpı 30, 300 çarpı 20 desek bu 5-6 bin kişi, herkes 100 tane üye kaydı yapacak. Ben diyelim mükellefiyetimi yaptım. Yani 6 bin çarpı 100 kişi, bu aşağı yukarı 500-600 bin kişi ediyor. Artı ikinci kademede bu her yaptığımız 100 kişiden de 10 tane üye istiyoruz.
Dolayısıyla 600 çarpı 10 üye denilirse 5-6 milyon gibi bir üye hedefimiz var. Peki bunlar aidatlı üye mi hocam? Biz şöyle diyoruz. Aidat üye olmak için aidat miktarı üye olmak için caydırıcı olmasın. Ama hiç de aidatsız da olmasın. Aidiyet açısından cüz'i bir aidat miktarı olsun diyoruz. Peki o zaman cüz'i bir miktar alıyorsanız. Mesela ayda 1 lira gibi, evet. Yılda 12 lira. Tamam efendim. Peki, evet. Bu kadar cüz'i bir miktar alıyorsanız 70 ilde, evet. De bu örgütlenildi. Artı bunun 3'te, evet. Birine ilçelerde bu ortaya koyduğumuz rakama baktığınızda. Evet. Siz peki parayı nasıl sağlıyorsunuz? Evet. Şimdi şöyle. Para olmadan bu iş olmaz, doğru. Bir. Tam da bu işin ustasına söylüyorum bunu zaten. Doğru. Doğru. Yani ben bir şey yapmak istediğim zaman hesap kitaba dayalı iş yapmaya alışmış olan bir insanımdır. Yani yeni bir iş kuracağım zaman bu işin yatırım maliyeti şu kadar. Bu iş için işletme için lazım olan para şu kadar. Bu işte sattığım malın dönüş süresi şu kadar. Dolayısıyla bu işi oturtup ve iş yapabilmem için şöyle bir sermaye ihtiyaç var diye bütçe hazırlayan, tahmini ve bunu tatbik eden bir insanım. Dolayısıyla bu işe başlarken de dedim ki ben gayet açık. Hiç kimse yoksa, çünkü bana şunu söyledi arkadaşlarım, özellikle iktidar partisinde olan sevdiklerim, dediler ki bir, partiyi kurmak için eleman bulamazsın. Çünkü memursa sürgünden korkar, tacirse denetimden korkar. Ben de dedim ki hiç kimseyi bulamasam fabrikada çalıştırdığım işçilerimi yazacağım, ben bu partiyi kuracağım. İki, şunu söylediler haklı olarak belki de. Bir program yazman lazım ve bunu anlatacak yer bulman lazım. Kimse sana programı anlatmak için yer vermez. Çünkü biz mahallelerde bile basını bir şekilde kendi hakimiyetimizde tutuyoruz. Bize yakındır. Hatta sen kendi ilçende bile, dediler, Erzurum, Horasan'da gidip bu işi anlatmak için bir zemin bulamazsın, dediler. İkincisi bu, üçüncüsü. Dördüncüsü de dediler ki, yani bütün bunlardan sonra derdini anlatıp iktidar olabilmek için başkaca da unsurlar var. Bu biraz zor falan diye işte. Şimdi ben de kendi kendime şöyle bir hesap yaptım. Bir, hiç kimse olmasa ben şu birlikte çalıştığım arkadaşlarla bir parti kurabilirim. İki, hiç kimse bana yardımcı olmasa bir, bu partinin için bir genel merkez tutacağım. İki, bu genel merkezde insanları istihdam edeceğim. Üç, seçime kadar bu işi götüreceğim. Dört, seçim reklam vesaire tanıtım için şöyle bir bütçeye ihtiyacı var. Kendim bir kere böyle bir bütçe hazırladım. Merkezi işleri yapıp bu işi götürebilmem için. Sonra da bu işe başladığımda yanıma gelen kurucu olan arkadaşlar dediler ki gayet açık, evet, sizin böyle bir hazırlığınız olabilir ama bu şahsi bir iş değil, Türkiye'ye şamil olan bir iş, biz de kendi imkanımız ve nispetimizle buna katılacağız, dediler. Dolayısıyla benim hazırladığım bu bütçeye kurucu olan arkadaşlarım tarafından bir katkı oldu. O halde biz kuruluştan seçim de dahil tanıtım ve masraflara kadar bir bütçemizi oluşturduk. Döndük taşradaki arkadaşlara, dedik ki gayet açık. Arkadaşlar, biz şu faaliyet için kendi hazırlığımızı yaptık. Ama il ve ilçe kuruluşları için merkezden bir kuruş vermeyi düşünmüyoruz. Kendi imkanlarınızla yapın. Bu millete ait bir iş. Samimi söylüyorum, 70 tane ili bugüne kadar bir kuruş vermeden bu şekilde, evet ben bu işte varım diyen arkadaşlarla kurduk. Size neden, ilçelerde dahil. Peki size neden inandı 70 il? Neden inandı? Doğru, bu güzel bir soru. Abdurrahim Karslı siyasette yeni ama içtimai hayatta yeni değil. Nasıl yeni değil? Size söyleyeyim. Bir kere ben hukuk fakültesindeyim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi her yıl 1500 kişinin geldiği, aşağı yukarı 700-800 bin kişinin mezun olduğu bir yer. Dolayısıyla 1980'den beri böyle bir karşılığım var. Ben öğrencilerimle hayatımı beraber yaşarım. İki, Abdurrahim Karslı'nın ait olduğu, birlikte ticaret yaptığı bir camiye var. Üç, Abdurrahim Karslı'nın gene tanıdığı, içlerinde büyüdü, onunla birlikte hayatı paylaştığı STK'lar var, toplum kuruluşları var, vakıflar var, camialar var, siyasi yapılar var. Yani benim bu hayatta bir karşılığım vardır. Sadece bende değil. Bir, Demokratik Sol'dan yanımda çok güzel sevdiğim, aynen benim gibi portföy olan arkadaşlar var. İki, CHP'den yanımda sevdiğim, benim gibi olan arkadaşlarım var. Üç, MHP'den, ANAP'tan, DYP'den, hatta askeri kanadımızdan, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yıllarca emek sarf etmiş, Türkiye'nin her yerinde bulunmuş generallerimiz var, askerlerimiz var. Yani bizim kurucular kurulumuzun memlekette gerçekten karşılığı olan bir yapısı var. Zaten Merkez Parti'nin kurulup 4 ayda 70 ili kurması,
Türkiye'ye yayılması ve önümüze de şu kadar milyon adet biz üye hedefi koyduk demesinin altında bu birikimimiz var. Neden partinin adı Merkez Parti? Evet. Biz Türkiye'nin merkezi olmak istiyoruz. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman... Ne kastediyorsunuz Türkiye'nin merkezinde? Diyoruz ki herkes kendi rengini burada görebilsin. Bir. İki, her türlü fikir ve düşünceye aynı uzaklık ve yakınlıkta olalım. Yani Merkez Partisi'ne baktığın zaman ideolojisiz bir parti mi göreceğim? Kesinlikle ideoloji değil. Hukuka dayalı, millete hizmet etmeyi arzu eden bir kitle partisi. Yani o zaman Merkez Partisi ama hiç ideolojimiz yok değil. Yani bu insanları nasıl bir araya getirdik onu da size söyleyeyim. Diyoruz ki biz hukuk... Tamam, bu son cümleyi söylemeseydiniz daha tehlikelisi geliyordu. Doğru. Söyleyeyim. Biz hukuk ve adaleti esas alan, ahlaka dayalı... Ve milletimizin de menfaatlerini, ortak menfaatlerini gerçekleştirmek isteyen, ortak iyi bulmaya çalışan bir siyasi hareketiz. Ve bunu yaparken de pozitif hukuku, bugünkü uluslararası kabul edilmiş kriterleri ve bilimin kaidelerini uygulayacağız. Bu kadar net kafamız. Dolayısıyla ister soldan gelsin, ister sağdan gelsin, ittifak ettiğimiz nokta bu, hak ve adalet. Gitmek istediğimiz nokta da ortak değerlerimiz. Uygulamak istediğimiz ise herkesin kendine ait bir görüş olabilir. Uygulamak istediğimiz hükümler ise pozitif bilimin kuralları ve pozitif hukuk hükümleri. Umarız, bu kadar net. Umarız ve inşallah bir partimiz şu adalet konusunda hassasiyet gösterecek ve özlediğimiz adaleti sağlayacak. Bunu yapamazsak zaten bunu, bizim ortaya çıkış sebebimizin bunu bir manası kalmaz. Bunu söylememin iki nedeni var. Bir, geçmişte kurulmuş bir parti vardı, Adalet Partisi'ydi. Doğru. Adaletin canını okumuştu. Doğru. Şimdiki parti, doğru, AKP, doğru, yine aynı şekilde içinde adalet var, doğru, ve adaletin canını okumakta. Umarım ki Merkez Partisi adaletin son geri kalmış olan burçlarını da yıkmaz umudu taşıyoruz. Bütün hissiyatımla dua ediyorum bunu. Amin. Peki diyorum. Efendim. Başka çarem şimdi yok. Siz meclis yeni kuruldunuz ve evet, doğal olarak tabii ki meclis dışındaki bir muhalefet partisiniz. Genel evet, anlamıyla muhalefetten ne anlıyorsunuz efendim? Muhalefet yapılan güzel şeylere taraftar olmak, yanlış şeyleri de tenkit etmek ve bu manada muhalefet adaletin ortaya çıkış tecelli ediş sebebidir. Benim anladığım muhalefet bu. Hatta derler eski felsefeciler, muhalefet muvazene-i adalettir. Adaletin ölçüsüdür, dengesidir. Niye? İyiyi takdir edeceksiniz, yanlış olan bir şeye de yanlış diyeceksiniz gerekçeleriyle birlikte. Bizim anladığımız muhalefet bu. Yoksa iktidarın veya muhalefetin her yaptığına kötüdür demek değil. Ahlaki ölçüler içinde, hukuki ölçüler içinde milletin değerlerine bakarak iyi olan bir şeye taraftar olmak, yanlış olan bir şeyi de tenkit etmek. Tabii ki bizim vazgeçilmez değerlerimiz var, esaslarımız var. Nedir bu? İşte idaremizin şekli, cumhuri esaslar. Sonra işte laik ve sosyal hukuk devleti. Sonra memleketin işte bölünmez bütünlüğü. Sonra üniter yapımız. Bütün bunlar bizim vazgeçilmez unsurlarımız. Yani bunların tartışılmasını dahi istemiyoruz. Varlık sebeplerimiz. Bunların dışında yeni hukuki kaideler içinde yapılan her şeyde de doğru olanı, hukuku olanı, adil olanı takdir etmek, yanlış olanı da tenkit etmek. Bundan da öte ben diyorum ki Türkiye'de bir üslup problemimiz var. Yani bir şeyi tenkit etmek için haşa çok af buyurun seyircilerimden de özür dilerim. Çok böyle ağır şeyler söylemeye, hakaretamiz şeyler söylemeye, insanları sövmeye falan gerek yok. Yanlıştır deyip gerekçenizi söylemek. Biz bu üsluptan başlayarak Türkiye'deki siyasetin bir temeli oturmasını arzu ediyoruz. Peki o zaman şimdi tek tek ele alayım. Tamam, iktidar partisiyle ilgili yorumunuzun meseleyi anladım. Şimdi o zaman tek tek lütfen söyler misiniz bana mecliste bulunan bu muhalefet partileriyle ilgili düşüncelerinizi soracağım. CHP ile başlayayım. CHP'nin muhalefet üslubunu nasıl görüyorsunuz ve CHP'yi bir ana muhalefet partisi olarak başarılı mı başarısız mı görüyorsunuz? Ben şöyle diyorum, belki de yanılıyorum, bu benim kanaatim ama affınıza sığınarak ve söylüyorum. Sağlam. Diyorum ki Türkiye'de gerçek manada bir muhalefet yok. Çünkü muhalefet sistemin garantisidir. Mevcut yapının garantisidir. Muhalefetin asli unsuru odur. Sistemin asli noktaları tartışıldığı zaman onlarda bir teyakkuz halindedir. Yani iktidar ne yapmalı? Adaleti usulüne uygun kullanmalı, adil kullanmalı iktidar erkini. Kurum ve kuruluşları koordineli çalıştırılmalı. Elde edilen geliri usulüne uygun dağıtmalı. Sonra insanlara düşüncesine göre yaşayacağı bir alan açmalı. Dayatma olmamalı. İktidarın asli unsurları bu. O halde muhalefet bu noktalarda gördüğü eksiklikleri tenkit etmeli. Ama ben şunu görüyorum. Türkiye'de muhalefet sanki sistemin değil de iktidarın garantörü gibi.
Neden mi? En kritik noktada muhalefete bakıyorum, iktidara bir can simidi atıyor. Yani mesela Soma olaylarını hatırlayın. Ben de hatırlıyorum, herkes hatırlıyor. 301 kişi öldü. Allah korusun böyle bir fiil başka bir yerde olsa 10 tane iktidar dayanmazdı. Ama ana muhalefetteki partilerimizden birisi MHP çıktı, dedi ki biz bu iktidarın Enerji Bakanlığı işte tebrik ediyoruz. Niçin? Çünkü bu süreci iyi takip etti. Şimdi Allah aşkına Enerji Bakanı o süreçte ne yaptı? Çıkan cenazeleri saydı sadece. Dedi ki 301 veya 302 ile kapatırız. Onu da yanlış saydı. Evet, yani şimdi burada başarı ne? Muhalefet neyi gündeme getirdi? Veya işte daha sonra olan bir olay. Yani bir ocak çöktü. 38 gün sonra insanlara çıkardık. Bakın, vicdanen düşündüğünüz zaman ben hukukçuyum veya inançlı bir insan ne der? Bir kişinin ölmesi bütün insanlığın ölmesi gibidir. Bir memlekette bir insan bu halde yaşıyorsa, daha da öte benim tüylerimi diken diken eden, orada ölenlerden birisinin eşi daha kocası çıkarılmadan şunu söyledi. Dedi ki sağ veya ölü çıkarsanız ne fark edecek ki? Zaten siz onu ölmeden öldürmüştünüz. Yani bir memlekette yaşıyoruz Erol Bey. Yaşamak ölmekten daha zor bu memlekette. Böyle bir memlekette işte muhalefetin yaptıklarını da görüyoruz. En son mesele torba tezkere diye bir şey. Yani böyle bir tezkere olmaz. Türkiye'den yabancı unsurların geçmesiyle ilgili ben hukukçuyum. Böyle bir tezkerenin şekli şemali olmaz. Torba kanun gibi torba tezkere. Mesela biz meclisin dışında bir partiydik. Yalvardık. Buna evet demeyin. Ama MHP güya milliyetçi, milli ve manevi konularda en hassas, 29 Ekim'de yabancı askerlerin Türkiye Cumhuriyeti'nden geçmesine vesile olan bir hukuku yapılanmaya sebep oldu. Veya CHP, demin dediniz ya, bakın millet şunu biliyor ki AK Parti'nin de hakim olduğu bütün büyükşehir belediyelerinde CHP onlarla beraber iş takip ediyor. Yani samimi değil. Böyle bir insanın sözü tesir etmez. Veya CHP'nin hakim olduğu belediyeler var bakın. AK Parti'ye atfettiği usulsüzlüklerin daha beterini kendisi yapıyor. Veya daha açık bir şey söyleyeyim ben size. AK Parti'nin hiçbir faydası olmayan 75 yıl önce Dersim'le ilgili gündeme getirdiği şeyler belli. Ama neticede olayı tahlil etmeden AK Parti'de çıktı bir Kerbela'dır dedi, özür diledi. CHP'de çıktı değişik yorumlarla aynı şeyi söyledi. Yani Türkiye'de iktidarla muhalefetin arasında bir fark yok. Paslaşıyorlar. Dolayısıyla gerçek manada bir muhalefet yok. Hatta CHP'nin ve MHP'nin içine bakın, bin parçalı bir parti gibi. Yani bir parti politikası, parti disiplini, parti yürüyüşü yok. Türkiye'de aslında bir tek parti var bence, HDP. Onun da programı Türkiye'yi bölmek ve AK Parti ile el altından beraber çalışıyorlar. Diğer ikisi de arada bir konuşup tabiri caizse milleti biraz suskunlaştırıyor, teskin ediyor. El altından onlara yardımcı oluyor. Peki hocam, o zaman bu söylediğinizden hareketle şunu mu düşünmeliyiz biz? Muhalefet partileri de iktidar partisi olan AKP de aslında bir proje ürünüdür. Maalesef, bu benim kanaatim. Yıllardan beri de düşündüğüm, peki, bu sizin kanaatiniz. Üzüldüğüm. Evet. Şimdi izleyicilerle bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi Merkez Parti Genel Başkanı olarak Abdurrahim Karslı Hoca'yı programa davet meselesini biz konuşurken internette önemli bir tanıklık dolaşmaya başlamıştı. Biz bunun adına İdris Akyüz'le birlikte malumun ilanı demiştik o dönem okuduğumuzda, ama samimiyetle de şunu belirtmek isterim. Ya çok fazla da aslında inanmak istememiştik. Malumun ilanı olmasına rağmen ve biz yıllardır medyada olmamıza karşın ve pek çok şey söylenmesine karşın. Ancak büyük bir programcı olarak benim açımdan büyük bir şans oldu. Bugün de yine o internette, sitede, Oda TV'de ilk okuduğumuz mesele, bugün de iki gazetede, Taraf ve Bugün gazetelerinde kendisine çok geniş bir yer buldu. Önce sizle onu paylaşayım. AKP bir projeydi ifadesi, ama bu tabii Sayın Abdurrahim Karslı'ya ait değil. Şimdi onu konuşacağız. Nuh Gönültaş'ta iktidar bir proje ise diye başlayan bir makale yazdı. Aşağıda da Sayın Abdurrahim Karslı'nın muhalefette proje diye sonuç çıkan bir ifadeleri var. Şimdi bunları sizlerle paylaşayım, ama şimdi ben hocamızdan bu meselenin
ne olduğunu, gerçi daha önce Cem Özer'in programında bunu ifade etmişler kendileri ama AKP'nin bir proje olduğunu, ABD, İngiltere, İsrail tarafından kurulduğu iddiası önemli. İslami kesimde bunu ortaya atmıştı ve bunu ifade eden kişi aslında Abdurrahman Dilipak. Hocam bir ki bu konuşma belleğiniz net mi? Hangi tarihte oldu sizin evinizde? Bir kere tarihini bir alayım. Bunu yıl olarak, yani belki ay gün hatırlamayabilirsiniz ama. Hayır hayır, çok uzun değil. Belki iki ay önce. Bu kadar yeni bu. Yeni tabii. Hmm. Çok şok. Peki değil. O zaman biz sizden alalım olayın şeyin ayrıntılarını. Madem ki bu gazetede. Şimdi şöyle, benim kanaatim şu. İnternete de abi. Ve yaşadıklarımla birlikte lütfen anlatayım. Şimdi bir kere 2000 öncesi, yani Ecevit hükümeti zamanında vesaire filan, bir kere bir ekonomik bunalımdan bir siyasi bunalım çıkarılmaya çalışır. Hatırlarsınız. Sonra işte onun sonrasında olan gelişmeler herkes biliyor yani. Hı hı. Kemal Derviş Türkiye işte ekonomi rayına girdi, iyi gidiyor filan derken birdenbire bazı beyanlar başladı. Denildi ki ekonomi iyi gidiyor ama kuvvetli bir siyasi iktidar lazım vesaire filan. Bazı şeyler değişmeye başladı o anda. Dolayısıyla bir tufan, görüşmeler vesaire filan. Benim kanaatim şu, bu ekonomik bunalımdan bir siyasi bunalım çıkarıldı ve Türkiye hep şimdiye kadar zaten yapılan küresel güçlerin işte operasyonlarının açık bir ülke olduğu için küresel güçler Türkiye'de daha önce CHP zihniyetiyle, askeri kanatla veya işte Demirel gibi filan görüşlerle, orta merkezli, sağ merkezli insanlarla iş tutmaktan vazgeçti. Bir yükselen trend olarak kabul ettikleri siyasal İslam'la iş tutmak istedi küresel güçler. Benim gördüğüm kadarıyla. Bunlar zaten o tarihte konuşuluyordu da yavaş yavaş. Şimdi ben de bu konuşmaları duyuyordum. Mesela gelip bana anlatılanlar filan, özellikle bu olayı anlatan Abdurrahman Bey'i ben eskiden beri tanırım. Görüşürüz, sohbet ederiz. Yaşlı da benden büyüktür. Samimiyizdir de açıkçası. Hatta ben bazı ticari işlerimi bile onunla sohbet ederim. Yani hala aramızda bir yakınlık vardır. Şöyle bir şey oldu bence AK Parti'nin kuruluşundan önce. Küresel güçler Türkiye'deki siyasal İslam taraflarıyla anlaştı. Neye anlaştı? Bir, siyasal İslamcıların iktidara taşınmasını temin edeceklerdi onlar. İki, önlerindeki bazı engelleri kaldıracaklardı. Yani iktidardayken de kendilerine engel çıkaracak olan asker vesaire filan vesayeti kaldıracaktı. Buna karşılık da onlardan bir şeyler isteyeceklerdi. Ne isteyeceklerdi? Küresel güçlerin çok istedikleri İsrail'in güvenliğini artırmak. İkincisi, Büyük Orta Doğu Projesi'nin icrasında yardımcı olmak. Üçüncüsü, daha da önemlisi, Türkiye'nin bütün değerlerine güç veren, önemli ölçüde onları yapılandıran inancını da yeniden reforme etmek, yeniden yorumlamak. Özellikle bu üçüncüsü çok tehlikeydi. Çünkü bu millete hakim olmanın en önemli unsuru, tarihten beri bakıyorum, bu milletin sahip olduğu, esasını teşkil eden, ya bu milleti Kur'an'dan soğutmak ya da Kur'an'ı onların ellerinden almak unsuru. Bu üçüncü unsur bence çok önemliydi. Küresel güçlerin yapmak istediği. Bunu da ancak inançlı diye bir iktidarın şemsiyesi altında yapabilirlerdi. Başka türlü bunu yapmak mümkün değildi. Böyle bir anlaşma ve mutabakat, bu konuşuldu, etti. Bu zaten basına da yansıdı, başkaları da yazdı. Ama öyle bir düşünce ki Tayyip Erdoğan ve ekibi, biz bu küresel güçlerle birlikte bu işe başlarız, iktidara geliriz ama sonra biz kendi programımızı icra ederiz tarzında bir düşünceydi. Şimdi bütün bunlarla birlikte Türkiye konuşurken, ederken filan, biz Merkez Parti'yi kurduktan sonra bu işlerin dışında kendi yolumuza devam edelim derken, medya ve tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcımız dedi ki, bir kısım gazetecilerle sizin evinizde yemek yemek istiyoruz. Şeyda Açıkkol mu? Şeyda Açıkkol, evet. Ben Anadolu insanım, yani evinize gelmek istiyoruz, yemek yemek istiyoruz, sizi yakından tanımak istiyoruz deyince gelme diyemezsiniz. Tamam, buyurun gelin dedim. Bir gün geldiler evimize. Abdurrahman Bey vardı, Ali Bulaç vardı, Şeyda Hanım vardı. Sonra Aydın Tümen vardı, ben vardım, eşim vardı. Gene birkaç arkadaş vardı. Yemeği yiyip oturduktan sonra Şeyda Hanım gene bu toplantıyı düzenleyen, onları davet eden gayri ihtiyar bir sual sordu. O da şu, dedi ki AK Parti'yi, gelinen noktayı ve şimdi bizim kurduğumuz Merkez Parti'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Herkes fikrini söyledi. Abdurrahman Bey de söz aldı. Dedi ki AK Parti dedi, ben bunu defaten de yazdım dedi, köşelerimde ifade de ettim. AK Parti bir proje partisiydi dedi. Projeyi de şuydu. Bir,
bu daha önce de dedi görüşülmeye başladı. Biz bir ekiptik. Bize gelip gidiyorlardı. Grauenfüller vesaire falan, Abramovitz, onları söyledi isimleri. Biz bir ekiptik. Diyorlardı ki Türkiye'de biz artık siyasal İslam'la birlikte iş tutmak istiyoruz. Biz siyasal İslam'ı iktidara taşıyabiliriz. Onların önündeki her türlü engeli kaldırabiliriz. Gerekli finansal desteği sağlayabiliriz. Ama sizden de bizim istediklerimiz var. Bu benim söylediklerim. İsrail'in güvenliğini artırmak, Büyük Orta Doğu projesinde bize yardımcı olmak, İslam'ın yeniden yorumlanması meselesinde de gerekli olan işte çalışmaları yapmak. Buna evet denildi dedi Abdurrahman Dilipak. Bu yapılacaktı. Hatta bu İslam'ın yeniden yorumlanması noktasında da cemaat yardımcı olacaktı dedi. Hoca Efendi'nin cemaati de bu işin içinde olacaktı. Böyle bir yapıya girildi. Fakat sonra bir yorum yaptı AK Parti lehine. Bir tarihe kadar, bir tarihten sonra dedi işte şey buna dirsek çevirdi dedi. Sayın Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan dedi bu projeyi ihlal etti, ayrıldı. Aydın Tümen o anda böyle bir şey olur mu filan deyince döndü ona da, hani o sosyal demokrat bir yapıdan geldiği için dedi filan böyle tepki göstermenize gerek yok. Sizden de dedi bir arkadaş vardı dedi. Sayın dedi Deniz Baykal'a da dedi Cumhurbaşkanlığını verecektik. O da bu projenin içindeydi. Onun için tepki göstermenize gerek yok. Yani dedi bu şumullü bir projeydi. Fakat sonra dedi o çalışmadı dedi. Nasıl olsa anlaştık. Gitti yattı. Dolayısıyla biz ona Cumhurbaşkanlığını da vermedik. Abdullah Gül'ü tayin ettik. Bütün bunları böyle anlattı. Sonra daha da garip de bakınca insanlar, yani o bizim işte parti kuran arkadaşlarımız filan, dedik yani garip garip bakmanıza gerek yok. Beni dönüp göstererek, arkadaşın da dedi bu işten haberi var. Ben dedi bir hafta geldim gittim anlattım filan. Ama o dedi razı olmadı dedi bu meselede dedi. Tepki gösterdi filan benim için. Şimdi evet Abdurrahman Bey gelip bazı şeyler anlatıyordu bana filan, ama böyle bir şeyi kabul etmenin ben hissen, siyaseten, ahlaken, hatta dinen tehlikeli olduğunu söylüyordum. Yani böyle bir şeye evet demek Türkiye'yi değil ahiretini de insanın satması demektir. Bu tehlikeli bir yapıdır yani. Böyle bir şey olmaz. Bu işin içinde aklı selim birisi bulunmaz. Ama onların söylediği, zaten Tayyip Bey'in de bazen yer yer seslendirdiği, hani ben iktidara gitmek için gerekirse işte papaz elbisesi giyerim mantığı, yani biz iktidarı elde edinceye kadar bir bu işi yapalım sonrasını hallederiz filan manası bence yanlış bir şeydi. Zaten bu daha önce başkaları da yazmış, mesela Mehmet Ali Bulut yazmış. Hı-hı. İşte Sayın Yazıcıoğlu'yla görüştüğü, Muhsin Yazıcıoğlu'yla görüşüldüğü filan. Yani bu bilinmeyen bir şey değildi. Zaten tecellileri de ortaya çıktı. Ben diyorum ki ağacı gösteren meyvesidir. Bu ağacın meyvesi de ortada görüldü. Hatta o gün akşam dedi ki Ali Bulaca, sen de dedi bu projeyi biliyorsun dedi filan. Yani haberin var, malumatın var dedi. Yani onu da şahit gösterdi. O da kafasını salladı. Evet, ama bir şey söyledi orada Ali Bulaç. Bir yorum da yaptı. O da enteresan. Dedi ki bu şuna benziyor. İstanbul'da büyük bir mafya babası var dedi. Mafya babası bir gün geliyor dedi size, diyor ki Üsküdar'ın haracını toplama yetkisini size verdim. Siz dedi biraz kuvvetleniyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ya haracını toplama yetkisi bize verildi ama %10'unu biz alıyoruz. Büyük bir kısmını size getiriyoruz. Madem biz büyüdük, biz de gabaday olduk, biz de mafya olduk. Ondan sonra hiç vermiyoruz dedi. Dediğin an sana o görevi veren dedi seni rahat bırakmaz. Nitekim rahat bırakmadılar dedi. Gezi olayları onların bir operasyonudur dedi. Ayağına sıkmadır dedi. Sizin ayağınızı sıkıldı. Sonra Reyhanlı olayları dedi. Göbeğinize sıkılmadı dedi. Bunun sinyalini almadınız dedi. İkincisi, eğer bu sinyali de almazsanız dedi, üçüncüsü dedi kafanızı sıkacaklardır dedi. Yani küresel güçler sizinle olan bu projeyi siz istediğiniz gibi icra etmezseniz sizi bırakmazlar dedi. Şimdi Abdurrahman Bey bir noktada bu projeyi biz çizdik, onlarla başladığımız gibi oynamıyoruz derken şöyle bir yorum da yaptı. Bence o noktada çelişkiye düştü. Dedi ki Merkez Parti bence erken kuruldu çünkü projenin tamamlanmadı, henüz bir kısmı var. İktidar yolu size kapalı gözüküyor. Şimdi hem diyor ki biz bir noktadan sonra vazgeçtik bu projeden, hem de böyle bir yorum yapıyor. Bence kafalarında hala çelişki var. Türkiye Cumhuriyeti iktidarıyla ve muhalefetiyle ben inanıyorum bir projeye. Ve bu projenin icrası için hatırlayın erken seçimi teklif eden Bahçeli'ydi. Ve Tayyip Bey'in meclise girmesini temin eden de Sayın Deniz Baykal'dı. Onun için ben şunu söylüyorum demin söylediklerimle birlikte ve üzülüyorum buna. Artık bu takke düştü tabir caizse, kel gözüktü, her şey ortada, ağaç meyvesini de verdi. İktidarıyla ve muhalefetiyle bir projeydi, icra edildi. Neyi elde ettiler bence küresel güçler? Bir,
Gerçekten İsrail'in önündeki bütün engelleri kaldırdılar. Numan Kurtulmuş da dedi ya, biz bağırıyoruz ama aslında İsrail'i bütün kurum ve kuruluşlarda kuvvetlendirdik. Uluslararası kuruluşlarda. İki, gerçekten İslam dininde olmayan bir sürü Orta Doğu'da terör örgütleri türettiler. Çünkü Büyük Orta Doğu projesinde şunu söylüyor küresel güçler. Biz oraya refah götüreceğiz, demokrasi götüreceğiz, ekonomi götüreceğiz, barış götüreceğiz diyorlar ama arzuları aslında yapmak istedikleri oraya bir şey götürmek değil. Aralardaki etnik unsurları, çarpışmaya sebep olacak unsurları tahrik edip milleti birbirine kırdırmak. Bunu Orta Doğu'da yaptırdılar. Ve İsrail'in önündeki bütün engelleri kaldırdılar. Bizim Mavi Marmara vesaire filan bence tamamı Batı küresel güçlerin operasyonuydu. Balyoz ve Ergenekon davaları bence bu küresel güçlerin operasyonuydu yine. Söz verdiklerini icra ettiler. Hatta ondan sonraki işlerde bence yine Ali Bulaç'ın söylediği manada bunlar bu sinyalleri almadıkları için 17 Aralık, 25 Aralık operasyonları da küresel güçlerin operasyonuydu bence. Belki daha abartmayalım. Şu 14 Aralık bile Türkiye'de inananları da birbirine düşürmek için birlikte yürüyen cemaatle AK Parti'nin arasını açmak için gene bir operasyon. Çok akıllıca bir iş değil ve nerede duracağı da belli değil. Özetle şunu söylemek istiyorum. Fazla vaktinizi almamak için, Türkiye operasyonu açık bir memleket. Küresel güçler hiç Türkiye'nin şeyini bırakmadı, peşini bırakmadı. Bütün ihtilallerde de parmakları var. Bu ortaya da çıktı. Tayyip Erdoğan ve ekibinin iş başına getirilmesi ve yapılanlar da tamamen bu operasyonun neticesi ve şu andaki bütün partiler de meclisteki muhalefette olan partiler de ona destek oluyorlar. Ve en son geldiğimiz noktada diyorum ki ben gerçekten İsrail rahatladı. PKK makbul ve mübarek oldu. Güneydoğu'da bütün güvenlik PKK'ya bırakıldı. En son PKK'nın istediği ne? Biz diyor AK Parti ile oturup görüşelim. Üçüncü gözde Amerika olsun. Yani abimiz ne dese biz ona razı oluruz. Zaten proje de belli. Bu projenin üçüncü ayağı ve yüzyıldan beri birikmiş olan bütün devlet geleneğimizi ve İslami esaslarımızı mahvettiler. En çok üzüldüğüm de bu. Peki efendim. Enteresan. Enteresan. Ama bu bir ortaya yanı çıktı. Tabii yani. Evet. Demin söylediğim evet. Malumun ilanı doğru. Üzücü. Evet. Şimdi o zaman iki önemli şey var diye düşünüyorum. Acaba bunları nasıl yanıtlarsınız? İktidarı ABD düzenliyor bir proje olarak getiriyorsa, muhalefeti de ABD proje olarak getiriyorsa evet. ve yönetiyorsa, iktidar da proje olmuş olması, özür diliyorum, muhalefet de proje olmuş olması nedeniyle iktidara payanda oluyorsa, koltuk evet. değneği oluyorsa, o zaman Merkez Parti olarak siz bir, nasıl siyasette yer alabilirsiniz? İki, nasıl seçim kazanabilirsiniz? Üç, diyelim velev ki, onlar diyor yani velev ki kazandınız, o zaman nasıl siz siyaset yapabileceksiniz? İktidarı bizden nasıl alacaksınız diyorlar yani. Bu evet. mümkün değil size teslim evet. edilmesi. Bu proje yani. ise evet Doğru. siz, madem ki ABD sizi proje olarak kurgulamıyor, evet. peki ne yapacaksınız? Şimdi Erol Bey, şunu inkar etmemek lazım. Siyaset yapmak istiyorum, parti kuruyorum, siyasete çıkıyorum deyince bir kere herkes gelip sizinle görüşüyor. Bunu inkar etmeye gerek yok. Bütün tabii. küresel güçler. Evet. Ve soruyorlar size. Güneydoğu meselesi size de? Tabii ki. Yani. Güneydoğu meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynen sordukları. Nasıl bir ekonomi düşünüyorsunuz? Nasıl bir uluslararası ilişkileri düşünüyorsunuz? Nasıl bir Orta Doğu düşünüyorsunuz? Benim söylediğim gayet açık şu. Ben diyorum ki biz işte de hukuka dayalı bir yönetim düşünüyoruz, dışta da. Ne var dışta? Uluslararası hukuk var. Uluslararası hukuka siz de tabi olun, biz de tabi olalım. Türkiye'nin yalnız yaşaması mümkün değil. Uluslararası camiaya ihtiyacı var. Ama uluslararası hukuk var. Biz de buna tabi olalım, siz de buna tabi olun. Bunu bir kere söylüyoruz. Bir. İkincisi, Türkiye'de bizim tabir caizse önce inançlarımız, ilkelerimiz, sonra da milletten başka dayanacak bir noktamız yok. Biz Merkez Parti olarak şuna bağırmak istiyoruz seçim gelinceye kadar ve başladık sokaklarda bunu bağırıyoruz. Ey millet, kaç yıldır dolandırıldığınız, kandırıldığınız, süründürüldüğünüz, milli ve manevi değerlerinizin elinizden alınması, rezil olmanız, aç kalmanız, perişan edilmeniz yeter artık yani. Bu işi gayet açık, hukuka dayalı, şeffaf, beraber yapalım. İyi, çok güzel söylüyorsunuz evet. da ama unutmayınız ki biz röportajlar yaptırıyoruz. Sokakta evet. halk şunu söylüyor. Olsun, çalıyorlar ama çalışıyorlar. Doğru. Peki bu ahlak anlayışını nasıl kıracaksınız? Bence biz bunu kıracağız. Neden? Çünkü Türkiye'de zaten benim parti kurmamın sebebi de bu. Diyorum ya, 4 yıl çalıştım bu işi.
Anadolu'ya gidip seminer veriyordum. Konferans yapıyordum. Erzurum'da güçlü müsünüz? Tabii ki. Peki. Bize şunu söyledi. Aynen bu dediğiniz dedi insanlar. Tamam. Dediler ki ya biz şu anda da gitsek şeye, sandığa, AK Parti'den başka evet. çare yok. Erzurum'da. Onun çünkü, için sordum güçlü müsünüz? Evet. Çünkü diye. Diyorlar. Bunlar evet çalıyor demin dediğiniz gibi. Usuzlukları de var. Evet. Ama bunlar bizim ahiretimizden çalıyor. CHP diyorlar bizim dinimizle kavgalı. Mesela neresiyle kavgalıymış CHP dinlerini? Mesela ne yapamıyorlarmış? Yani, ne yapamıyorlarmış? Bir hocam? Kere ne yapıyorlar? Bakın şimdi ben bir şey söyleyeyim. Ben de üniversitede yaşadım. Evet. Şimdi bu iktidarın öncesinde üniversitede bir yaşadıklarım var. Hı hı. Bir başörtüsü meselesi vardı. Bu bence doğru bir şey değildi. Ama bu CHP'nin ürettiği bir şey değildi ki. Ben size bir şey söyleyeyim evet. o zaman. Şu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu başörtüsü, türban meselesi 28 Şubat sonrası konuşulmaya başlandı mı? Doğru. Doğru değil mi hocam? Evet. Peki 28 Şubat meselesi AKP'nin doğurtulması için bir aslında kendisi bir proje değildi. Doğru. Doğru. Peki, proje. Peki o zaman türban meselesine geri dönüp bakıldığında yani CHP'li korumak falan amacıyla değil ama ben hayır, bir programcıyım. Değil. Ve değil. Kendimizin de öğrenmesi amacıyla değil. Da bunun önünü açmak istiyorum. Peki bu böyleyse o zaman aslında o projenin yani 28 Şubat'ın ve o deklarasyonu yayınlayanların sorgulanması gerekmiyor mu? Gerekiyor ama sırf o da değil. Ben başka bir şey söyleyeyim size. Şimdi CHP'nin dayandığı ne? Temelde güya değer aldıkları şey ne? Biz Atatürkçü bir partiyiz doğru mu? Atatürk'ün kurduğu bir partiyiz diyor. Şimdi Atatürkçü bir partiyiz deyip Atatürkçülerin çoğusunun Atatürk'ü takdim tarzı belli. Yani en son mesela geçen gün biz bir program yaptık Hulku Bey'le. Söylemekte bir beis yok. Ben diyorum ki onun tarif ettiği manada bir Atatürk'ü ortaya koyar. Ve ben CHP'liyim derse AK Partililerin çalışmasına gerek yok. Bu millet külliyen AK Parti'ye gider. Çünkü neden? Onun tarif ettiği bir Atatürk inanmayan, milli ve manevi değerlere düşman, Kur'an'a da düşman, peygambere de düşman. Kim söylüyor bunu hocam? İşte yani tarif orada çıkan, ortaya çıkan tarif. Çok bağışlayın beni. Bakın, bağışlayın beni. Ben bir programcıyım. Bunu hiç yapmam. Yıllar yıldır bilirler. Sizin yanınızdaki Alaaddin de çok iyi bilir. Benim programcılık tarzımı hiç müdahale etmem, konuşmam. Bunu yapan en hafif deyimiyle halt ediyor. Evet. Bakın hocam. Evet. Bir, halt ediyor. İki, bilgisizliği, cehaleti bunun artık aptallık düzeyine aşmış. Evet. Bunu çok rahat niye söylüyorum evet. biliyor musunuz hocam? Ben Atatürk biyografisi üzerine tam 25 yıl çalıştım ve biyografi yayınladım fikrimizin rehberi. Bunu söyleyen hem ahlaksız hem vicdansız başka bir şey daha var. Hukuken o ifadeyi kullanmayayım. Çok net söylüyorum. Bir, Atatürk son derece inançlı bir insan bu bir. İki, milli manevi değerler diye ağızlarına sakız edilmiş meselenin gerçek sahibidir bu iki. Üç, Erzurum Kongresi'nde egemenlik kayıtsız şartsız halka aittir deklarasyonunun altındaki imza siz çok iyi biliyorsunuz. Başkan Doğru. olarak 60 adamdır. Doğru. Amasya Tamimi'nde 60 adamdır. Doğru. Olur mu böyle şey? Meclis açılırken dağıtılmış davetiyeye bile Kazım Karabekir Paşa onu arayarak Mustafa Kemal Paşa sen ne yapıyorsun? Bu kadar çok dini terimler kullanılan davetiye olur mu? Diyen adamdır Kazım Karabekir. Mustafa Kemal'e neyi konuşuyorlar? Ama orada çok haklı olduğunuz bir şey var. Atatürkçülük adına Atatürk adına çıkıp işte bu soytarılar kullandığı zaman evet. tabii ki sokakta. Evet. Bağışlayın beni çünkü bu konuda konuşmaya kendimi çok yetkili görüyorum. Çok emek vermiş bir insan olarak devrim. Bence bağışlayın. Bence konuşalım çünkü çok özür dilerim. Bakın millet CHP'yi nasıl biliyor biliyor musunuz? Haşa haşa. Allah'la kavgalı olanların toplandığı bir yer gibi böyle bir şey yok. Benim orada arkadaşlarım var. Birebir tanıdığım insanlar da var. Dangalaklıklarından. Evet böyle bir yanlışlık var. Yani yıllardan beri yapılmış olan yani bunu söylüyor insanlar açıkçası. O zaman CHP'nin kurmaylarının suçu büyük. Kesinlikle öyle. Kalkın kendilerini anlatamıyorlar. Kesinlikle öyle. Ve şunu bu alanı söylüyor. AKP'ye evet, bıraktık. Yani şunu söylüyor insanlar. Diyorlar ki AKP bizim dünyamızdan çalıyor. CHP bizim ahiretimizden çalıyor. Bunu sokakta insanlar söylüyorlar. MHP ile ilgili söyleneni söylüyorum ben. Ya MHP diyorlar milliyetçileri toplamak yerine kaçırıyor. Ve MHP'nin milliyetçiliği söylendi söylüyorum. Ben çoğusunu da seviyorum arkadaşlarım. MHP'nin milliyetçiliği diyorlar İstanbul ve Ankara milliyetçiliği. Milliyetçilik dediğin diyor Güneydoğu dağılırken gider oraya tabelasını asar.
Onlarla kucak tamam. kucağa görüşür. Şimdi, onları kucaklar. He. Şimdi muhalefetin durumu bu. Peki. Onun için millet mecburen AK Parti'ye gidiyor. Demin hem hukukçu kimliğinizden yararlanarak hem de sizi ziyarete gelen bu küresel güçlerin temsilcilerine cevaben vermiş olduğunuz. Evet. Biz hem Türkiye'deki hukuk hem uluslararası evet. hukuk açısından değerlendirme yapıp uluslararası ilişkilere de böyle bakacağız evet. diyorsunuz ya hocam. Çok güzel. Uluslararası hukuk tabii son prensiplerini ortaya koyduğundan itibaren bir şey söylüyor değil mi? Ulusların kaderlerini tayin hakkı. Evet. Şimdi siz de bir hukukçusunuz. Evet. Kalktı HDP PKK doğrultusunda dedi ki ve siz iktidarsınız kalktı dedi ki ulusların kaderlerinin tayin hakkı vardır. Doğru. Bu Birleşmiş Milletler'de Doğru. de kabuldür odur. Dolayısıyla Doğru. Orta Doğu'nun üç kadim ulusundan birisi olarak, halkından birisi olarak biz de ulusal devletimizi kurma hakkımız var. Talepte bulunuyoruz. Ne yapacaksınız? Ben size şunu söyleyeyim. Kanaatimi söylüyorum. Buyurun. Diyorum ki bir, Güneydoğu'da ne kadar hak varsa temel hak ve hürriyetler çerçevesinde tereddütsüz derhal verilmeli. Çok açık söylüyorum. Üç Ama tane örnek verin bana. Ne talepleri varsa. Üç tane örnek verin. Yani örnek. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili neyse yani eğitim hakkından tutun, hı hı. işte seyahat hakkından tutun, yapılanma hakkından tutun, örgütlenme hakkından tutun. Hepsi derhal verilmeli. Bunların şu anda hepsi yok mu? Bence var. Hı. Bence var. Suistimal edip kavga ediliyor. Yalnız bir şey daha diyorum ki adaletin tecellisi için diğer önemli bir unsur kim suç işlediyse onun da cezası layıkı veçiyle derhal verilmeli. Bir şey daha diyorum ben. Bir şey daha önemli bu. Güneydoğu ile ilgili meselede. Güneydoğu'da gerçekten bir güvenlik olsa ve desek ki oraya halkın kendi kaderini kendi belirlemesi noktasında bir burada biz bir oylama yapalım. Hı hı. Samimi söylüyorum %3 çıkmaz ayrılmak noktasında. Çünkü zaten bunlar yıllardan beri uğraşıyorlar, aldıkları oy belli, silahın gölgesinde ve korkusunda. Ben gittim o bölgelere, Mardin'e gittim, Muş'a gittim, Diyarbakır'a gittim, her tarafa gittim, seminer verdim. Emin olun bakın, ya, il yaşadığım yer, şu tarafta hukukçu bir arkadaşım oturuyor Muş'ta, AK Partili, şu tarafta da BDP'li. İkisinin de söylediği şu, hocam biz dolandırıldık. AK Partili de diyor dolandırıldık, BDP'li de. BDP'liye sordum, neden dolandırıldınız? Dedi ki ya biz Kürtlerin hak ve hukuklarını savunacaktık. Çocuklarımızı dağa götürüp perişan edip öldürttürmeyecektik. Bizim dağa giden çocuklarımız dedi 15, 16, 17, 18 yaşında. Yani AK Parti 12 yıldır iktidarda. Bu iktidara geldiği zaman 3 yaşında olan çocuklarımız. Doğru. Doğru dürüst bir eğitim vermediğimiz için, bir istikbal endişesi olduğu için, iş garantisi olmadığı için, çocukların meşgalesi ve zihni olmadığı için bunlar uyup gidiyorlar filan diye. Yani biz Güneydoğu'daki insanlara gerçekten derdimizi anlatsak, reel olarak sandığı ortaya koysak bizim bir problemimiz olmaz. PKK bence 3. 1. PKK şu an dış güçlerin askeri. 2. Devletin içinde bunlara taraftar olan bir kuvvet var, bunları himaye eden. 3. Dağda bu kandırılmış olan insanlar var. Bence hep ikincisi birincisine bağlı. Devletin içindeki dışarıyla irtibatlı olan insanlar oradan talimat alıyorlar. Dağdaki insanları da bunlar teşne ediyorlar. Bunlar organize ediyorlar. Gerçekten milli unsurlara sahip bir iktidar olsa samimi söylüyorum PKK belası birkaç süre içinde, kısa bir süre içinde kendiliğinden büyük oranda sona erer. Peki ulusal aktörleri ne yapacaksınız küresel güçlerin? Küresel güçlerin etkisini kesmeniz lazım. Başka çareniz yok. Finansal desteği kesmeniz lazım. Nasıl yapacaksınız? Başka çare yok. Bakın ben size bir şey söyleyeyim Erol Bey. Bir formülünüz vardır mı? Bir formülümüz şu. Bir devlette uyuşturucu sirkülasyonu oluyorsa, bir devlette geniş manada usulsüz bir sirkülasyon oluyorsa, devlet o işin içinde, devletin kurum ve kuruluşları o işin içinde yoksa o işi yapamazlar. Çok doğru. Bence yapılması gereken bu memlekette evvela milli hassasiyetleri olan memleketine sahip bir iktidar oluşturmak. Diğerleri kendiliğinden olur. Peki. Şimdi daha bir spesifik o zaman sorular sorayım müsaadenizle hocam. AKP'li iktidarla cemaat arasındaki kavga için ne düşünüyorsunuz? AKP iktidarla cemaat arasındaki kavga yani ortada görünen bir kavga var. Başlangıçta da bence bu söylenilen hedefler doğrusunda birlikte hareket arzusu vardı. Tamam. Ama şunu ayırmak istiyorum. Lütfen. Vicdanen rahatsız olmamak için. Şimdi cemaat bir kül yapı. Evet. AK Parti bir kül bir yapı. Bu anlattığım projeler ve ithamlar AK Parti'nin tamamına yönelik, yönetici, cemaatin tamamına yönelik. İzleyici de onu anlıyor Kesinlikle. Hocam. Kesinlikle. O konuda hassasiyetiniz yani, takdire şayan. Evet. İzleyici de anlıyor ki her iki evet. tarafın kurmayları açısından yani, bu söylenen. Yani evet. AK Parti'nin içinde bu işi yapmak isteyen insanlarla birlikte cemaatin içindeki bir grup
Bu projeye evet dedi. Hı hı. Birlikte çalıştılar. Tamam. Balyoz ve Ergenekon davaları gibi bir sürü operede cemaatin insanları çok iyi bir şekilde kullanıldı. Evet, ABD'nin projesini kesinlikle uyguladılar. Kesinlikle çok iyi bir şekilde tamam. kullanıldı. Güzel. Ama sonra... Sizce nerede koptu ilişkiler? Neyi paylaşamadılar? Bence şunu paylaşamadılar. Şimdi bunu biz gördük de hissettik de açıkçası. Cemaatin içindeki insanlar şunu söylüyordu. Mesela cemaatin içinde bir kurumda çalışıyor, bir yerde çalışıyor. Diyelim ki sizin meslekten birisi ama cemaatin içinde bir yerde. O insanı insanlar ziyarete gittiği zaman öyle bir hava hissetti ki o insanlar. Ya bu Türkiye'yi galiba AK Parti idare etmiyor da cemaat daha etkili gibi cemaat idare ediyor. Yani burada çok açık Tayyip Bey'in söylediği iktidar bölünmeyi kabul etmez hissiyatı var. Ve kafalarda sadece bizim bildiğimiz maddi iktidar değil, manevi iktidara da ikisi de talip. Cemaatin kafasında da bir halife-i arz olma fikri var. Tayyip Bey'in kafasında da halife-i arz olma fikri var. Bence maddi ve manevi iktidarı paylaşamadılar. Yani şunu söylüyoruz hocam. Fethullah Gülen, İran'da örneğinde gördüğümüz gibi bir Hümeyni olmak istiyor. Ama Erdoğan da bir İslam dünyasında bir halife kimliğine bürünmek istiyor. Kesinlikle. Bu iki yani, proje çatışıyor. Fethullah Hoca için... Belki bunu söylemeseniz bile, yani şöyle düşünüyorum ben Fethullah Hoca'nın cemaatine açıkçası. Bir, Hoca Efendi'nin kendisi var. Belki de hemşerim olduğundan biraz torpil yapsam, samimi, hayatını bir hizmete harcamış birisi. Ama altta kül bir cemaat var. Bu cemaatin bir de tabanı var. Şu tabanla Hoca Efendi arasında bir kitle var ki asıl işleri idare eden, orada ciddi sıkıntılar var bence. Cemaatin fikrine sahip olmayan yabancı unsurların da tesir ettiği başka birileri var bence. Peki bir din adamı olarak hocaya yakışan da şu değil miydi o zaman? Arada sizin görmüş olduğunuz onu görüp kalkıp o aradaki kitleyi de kendi tabanına şikayet etmesi ona yakışmaz mıydı? Ben inançlı bir insan olarak şunu söylüyorum. Lütfen. Ve seviyorum da onları. Ve üzülüyorum da bu gelinen Hı. noktaya. Cemaat için de üzülüyorum. İçim kan ağlıyor AK Parti için de. Şunu yapmaları lazım. Ama CHP Kaç... için içiniz kan ağlıyor. Yok onlar için de onlar üzülüyorum. Için de çok herkes için. Hepsini seviyorum ben. Peki. Çünkü orada da çok arkadaşlarım var. Yani arkadaşım olmasa bile hepsini seviyorum. Bence şunu yapmaları lazım. Demeleri lazım ki cemaatle AK Parti birbirine suç atmaktansa çıkıp insanların karşısına ey insanlar biz bir yanlış yaptık. Biz bazı şeyleri gördünüz zaten. Sizin de içinize inmeyecek tarzda yaptık. Bunlar yanlıştı. Sizden özür dileriz diye. Bizim milletimizin, inanan insanımızın dahi bence bu özelliği yok. Herkes kendi zaviyesinden bakıyor, pür kusursuz görüyor kendini. Bu yanlış. Peki, bakın Batı'da bir insan özür dilerim. Ya en kötü bir fiili işliyor, zina fiilini işliyor. Çıkıyor diyor ki milletin gözüne baka baka, ey insanlar ben ailemden özür dilerim, sizden özür dilerim, şu hatayı yaptım. Biz de hangisine baksanız pür kusursuz ama birader ortada da 40 tane cenaze var. Yani kaç yıl içerilerde kalan insanlar var, sürünen insanlar var, perişan olan insanlar var. Ben kendimi onların yerine koyarak bir hukukçu olarak düşünüyorum. Diyorum ki ya beni karakola götürüp sabaha kadar bekletseniz feveran ederim. Bu insanlar içeride öldü, bekledi ve devletin bakanı çıktı dedi ki kumpas bırakın onu, onu bırakıyorum mesela. En son Kobani olayları diyor ki şey devletin başındaki insan yeni başbakan Davutoğlu diyor ki bu olayların arkasında Öcalan vardır. Yalçın Akdoğan çıkıp diyor ki bu 47 kişinin ölmesinin arkasında Öcalan vardır. Bunlar tahrik etti. PKK ve Öcalan. Ve birader siz o zaman yetkilisiniz. O zaman, açsanız da dava. Peki o zaman oturup görüşme yapıyorsunuz. Evet. Yani bunlar garip. Peki bizim... Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına ya da bir şekliyle formüle uygun olarak ne bileyim evinde tutukluluğunu yaşamasına, çekmesine nasıl bakarsınız? Ben hukukçuyum. Yani hukuki açıdan buna uygun bakmam. Vicdanım cevaz vermez açıkçası. Çünkü adalet peki, devlet adamı olarak iktidar olduğunuz adalet iktidar, şunu iktiza eder. Peki politikacı olarak nasıl bakarsınız? Ülkede madem barış olacaksa, problem çözülecekse, çözüm buna bağlıysa. Şimdi şu var. Sonuçta diyelim seçimi kazandınız, iktidar oldunuz ama karşınıza bu gelecek yani size. Mutlak adaleti gerçekleştiremiyorsanız nispi adalet açısından bazı şeylere taviz verilir ama benim bence biz bir şey yaptırdık yani bir sitede tarafsız bir sitede bu soruyu sordurduk. Bir içeride kalmasının cezasını bu şekilde çekmesini mi istersiniz? İki idamını mı istersiniz bu kadar suç işlemiş?
3, serbest bırakılmasını mı istersiniz? Tamamen serbest bırakalım, gitsin evine. Dediğiniz gibi bir barış için. Yüzde kaç biliyor musunuz serbest bırakılmasını isteyen? %6. Ve şart koyduk, bir IP'den bir defa oy kullanmak kaydıyla, manipüle edilmesin diye. Yani ben Türk milletinin de, vicdanların da, hukukun da bunu istemeyeceğini düşünüyorum. %6 dediğinize göre o zaman Kürt etnik kimlikli insanlar da istemiyorlar. İstemiyorlar, kesinlikle. Bu %6 rakamı. Kesinlikle istemiyorlar. Bu samimi bir rakam. Peki efendim. Ben şeye girdikten sonra, özür dilerim, siyasete girdikten sonra çok değişik manzaralar gördüm. Bakın, Kürt halkının problemi ne biliyor musunuz? Bizi, en büyük problemimiz diyorlar, devletin bizi PKK'nın kucağına itmez. Peki efendim, bu 17-25 Aralık'taki meseleye nasıl bakıyorsunuz? Burada sizde gerçekten bir yolsuzluk yok ama bu bir büyük senaryo, bir büyük proje. Bu ayakkabı kutuları, yok, bence yolsuzluk var. Sanal meseleler. Hayır, Türkiye'de yolsuzluk ondan daha çok var. Türkiye'de yolsuzluk çok. Ben hukukçuyum. 50 milyar dolar özelleştirme yaptık. Bana sorarsanız ben icra iflasçıyım. Bu 500 milyar dolardır. Türkiye'de yolsuzluk akla hayale gelmeyecek kadar var. O denilen şeyler dağın, yani görünen dağın bir parçası. Türkiye'de yolsuzluk çok. Şunu söylüyorum ben. Cemaat böyle bir yolsuzluğa arkasında bir şey olmasa şey yapamazdı, cesaret edemezdi. Velev ki cemaat yaptıysa bile. Hatta belki diyorum gene onlar kullanılarak küresel güçleri operat etmiştir. Yoksa yolsuzluk yok demiyorum. Katiyen var. Yani zaten bir insan niye adliyeden kaçar? Şu kadar savcı hakimi niye değiştirir? Ortalığı bu kadar feverana niye verir? Kendi yakınlarını kendi yanında kaç gün niye gezdirir? Öyle bir şey olsa, bir sıkıntı yoksa ben şahsen çocuğumun elinden tutar gezmeye giderim. Peki sizce AKP 4 bakanı Yüce Divan'a gönderecek mi yoksa? Şu anda zaten onun sıkıntılarını çekiyor. AK Parti'nin içindeki sıkıntı da o. 5 Ocağı tehir edilmesinin sebebi de o. İki tane görüş var orada. Ben yakınım biliyorum. Bir kısmı diyorlar ki ya biz kendimizi temizlememiz için bunları göndermemiz lazım. Hiç olmazsa ikisini üçünü gönderelim. İkisini gönderdiklerimiz için de şöyle bir tedbir alalım diyorlar. Bunlar konuşuluyor Ankara'da, senaryolar. Hiç olmazsa o gönderdiğimiz 2-3'ün de mesela Muammer Güler gönderelim. Ama diyelim ki sen git Mardin'den bağımsız milletvekili ol. Bütün şeylerini, finansını da biz verelim. Sen oradan bağımsız milletvekili olarak seçil gel. Biz de diyelim ki bak insanlar onu destekledi. Yüce Divan'a da biz gönderdik. Bizim AK Parti olarak bir kusurumuz yok. Birinci fikir bu. Diğer bir fikir ise hayır. Biz bunları Yüce Divan'a göndermememiz lazım. Gönderirsek suçu kabul etmiş manada, dağılmış manada oluruz diye. Şimdi AK Parti'nin başındakiler de hangisi partiyi bir arada tutar onun hesabını yapıyorlar. Yani politik bir hesap. Politik bir hesap. Buradaki evet. Yolsuzluk meselesi evet. Falan. Bütün hukuku düşünen yok şu anda Türkiye'de maalesef. Gerçekten benim üzüldüğüm o. Hukuk işlemiyor. Halbuki bir memlekette hayatın hayatı hukuktur. Peki 2015'te Türkiye'nin ekonomik durumunu nasıl görüyorsunuz? Zaten şu andaki gidiş durumumuz belli. Rakamlar söylüyor. Diyorlar ki büyüme %1.7'ye indi. Aslında o da yok, ben size söyleyeyim. Sanayinin gayri safi milli hasıla içindeki değeri %26'dan %15'lere indi. Makinalaşma noktasındaki büyümemiz -1, yani kimse makine alamıyor. Eski iken İnşaat koyuyor. Sektöründeki balon için İnşaat sektöründeki balon durum belli, geldi tıkandı zaten. Siz ne görüyorsunuz? Bence kötü, bir uzman olarak sıkıntıya girecek. Aldığımızın %65'ini zaten dönüşümü olmayan gayrimenkul yatırımlarına yatırdık. Ciddi bir sıkıntı bekliyor bizi 2015 için. Bir şu andaki rahatlatmanın bir sebebi var. Bizim malum işte enerjimiz hep dışarıya bağlı. Bu petrol fiyatlarındaki iniş biraz imdadımıza yetişti. Yoksa ciddi sıkıntılar bekliyor bizi. Peki hocam, eğer Rusya ile işleri düzeltir, bir şekilde düzeltilirse evet. Petrol fiyatları doğal yükselecek. Olarak tabii ki yükseltecek. O zaman işte gene bize geçmiş olsun. Peki son olarak evet. Da şunu sorayım. İlerideki programlarda yine sizle birlikte olacağız. Memnuniyetle. Ben bu konuşmalardan öyle görüyorum. Memnuniyetle. Sizle birlikte olacağız biz. Memnuniyetle. Siz Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Atatürk hakkında ne düşünüyorum? Çok açık fikrimi söylemek istiyorum. Şimdi bir, ben hukukçu bir insanım. İki, hukukçu delile bakar, masaya bakar, ortadakilere bakar. Bu açıdan bakınca diyorum ki bir, Osmanlı'nın yetiştirdiği, bu cümleyi bilerek kullanıyorum, siyasi bir dahi. İki, bu parçalanmış, bölünmüşlük, yok olmuş küllerden bir milli unsurlar, bir millet ifadesini çıkarmış, Türk milleti diye. Üç, bunun üzerine gerçekten o zaman hayal bile etmemiz zor olan cumhuriyet gibi bir rejimi tesis etmiş. Dört, bize de açık bir vasiyet etmiş. Diyor ki, benim sizden istediğim bunu muasır medeniyet seviyesine çıkarmak. Beş, bunu nasıl çıkarmak? Aklın, fikrin, bilimin ışığı altında çıkarmak. Altı, benim inancımın esası da hürriyet, cumhuriyetin esası da hürriyet.
Yani ben inancımı da gerçekleştirmem için benim için en uygun rejim. Şimdi bu kadar nimete mazhar olmuş bir insanım, vicdanen minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum. Ama diyorum ki ben inançlı bir insanım. Allah'ın varlığına, birliğine inanan bir insan riyakarlık yaparsa kudreti inkar etmiş olur. Atatürk siyasi bir dahi, bana cumhuriyeti arkadaşlarıyla birlikte emanet etmiş olan birisi. Ama Atatürk tarihimden gelen bir Türk askeri, bir komutan. Benim şu andaki nimetler içinde bulunmama da bir vesile. Ama benim inanç değerlerim, bütün inanç değerlerini bir tarafa bırakarak bazıların düşündüğü gibi Atatürk'ü inancın yerine koymak, peygamberin yerine ikame etmek, bunu inkar edip hayatını bununla dizayn etmek tarzında değil. Yani içtimai hayatta, dinde, inanışta, kavramada ve yaşamada her şeyin bir yeri var. Bana göre Atatürk'ün yeri bu tarif ettiğim yer. Ve bana düşen de o cumhuriyetin kuruluş felsefesi içinde, yani tam bağımsız, kuvvetini milletten, akıldan ve fenden alan bir idareyi devam ettirmek ve yüceltmek. Bana göre Atatürk bu. Yoksa birilerinin tarif ettiği manada, haşa, Kur'an'ı inkar eden, inkar-ı uluhiyette, maddeci, Osmanlı'yı da hor gören, Kur'an'ı da Araplara inmiştir tarzında, dolayısıyla dini reddeden tarzında bir Atatürk'ü kabul etmiyorum, görmedim de böyle bir tarifin bu millete, bu memlekete faydalı olacağını da zannetmiyorum. Osmanlı'yı son şey, bir cümle kurayım, son Osmanlı'yı inkar etme meselesinde. Tabii bütün bunların hepsi bilgisizlikten, cehaletten kaynaklanıyor. Bence de öyle. Nasıl ve kasıttan da oluyor bazen. Hayır, nasıl inkar eder? Son Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda Erzurum milletvekilidir. Evet. Bu bir. Türkiye evet. Büyük Millet Meclisi Ankara'da 16 Mart 1920'de burası İstanbul resmen işgal edildikten sonra oradan kaçabilen milletvekillerinin bir kısmı buraya gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk çıkardığı yasa, Meclisi Mebusan'ın son yasalaştıramadığı tasarıdır. Yani vergi yasasıdır. Anam vergisi dediğimiz evet. Vergi yasasıdır. Neyi konuşuyorlar? Ben bir şey hocam daha söyleyeyim bu dediklerinizi tamamlamacı olarak. Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti bir manada hukuku açıdan baktığım zaman da Osmanlı'nın devamıdır. Gayet tabii ki. Saltanatı ve hilafeti meclis uhdesinde bulunduran bir yapıya sahiptir ve Osmanlı'nın borçlarını ödemiştir. Dolayısıyla böyle bir sisle ve gelenek içinde. Şimdi hukukçuyla konuşmak evet. Bir programcı için, benim gibi bir programcı için büyük şans. Çok teşekkür yaşayınız. Ederim. Benim için de öyle. Şu söylediğiniz mesele son derece önemli. Benim için Lozan'da öyle. Borçları kabul etmişsin. Evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk evet. Ne diyor? Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı İmparatorluğu Devleti'nin evet. Devamıdır. Evet. Değişen şey evet. Siyasal rejimdir. Kesinlikle. Monarşiden cumhuriyete geçiş. Kesinlikle öyle. Onun için bilgisizlerin konuşması lafı güzaftır. Sahtekar Atatürkçülerin ifadeleri de hiçbir anlam ifade etmez. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür müsaade ederim. Ederseniz şimdi bu konuşmayı anladığım kadarıyla bir toparlamaya çalışayım. Mümkünlükle. Efendim hepimiz birlikte izledik. Merkez Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Karslı Beyefendi ile birlikte olduk bu süreç içerisinde. Kendi bilgim yettiğince ve düşündüğüm şekliyle sorularımı yönelttim. Sizlerin kanaatiniz, sizde kalan tortu ne oldu onu bilemiyorum. Tabii bu sizin kendinizle ilgili bir husus. Ama benim dikkatimi çeken mesele çok çıplak biçimde ortaya koydukları şu. Evet, Türkiye'de hem iktidar açısından hem muhalefet açısından gerçek anlamda bir boşluk var. Bir kere bunun doldurulması lazım. Bu bir. İki, hem iktidar açısından hem muhalefet açısından gerçek anlamda ben bir milliyetçilik daha da geniş bir çerçevede ele alındığında gerçek anlamda bir vatanseverlik göremiyorum. Çünkü her ikisi de birer proje. Üstelik bu proje ifadesi yine AKP mensupları tarafından ve tanıklıklarıyla işte medyaya yansıdığı şekliyle kendileri de şimdi biliyorsunuz ifade ettiler. Yaklaşık iki ay önce evlerinde olan da Abdurrahman Dilipak'ın da ortaya koyduğu biçimiyle ABD, İngiltere, İsrail projesi ve muhalefet eğer hocamızın söylediği ifade eğer muhalefette bir proje ürünü olmamış olsaydı iktidara bu kadar payanda olurlar mıydı? Onun yaptıklarının önünü açarlar mıydı? Yani ona destek olurlar mıydı? Tabii en çok önemsediğim mesele de çok ısrarla vurguladıkları bu hukuk devleti meselesi. Yani Türkiye'nin bir yasa devleti olmuş olması marifet değil. Örneğin Hitler Almanya'sı da yasa devleti, efendim Stalin Rusya'sı da, Mussolini İtalya'sı da gibi. Bütün mesele hukuk devleti. Tabii bir hukukçu kimliği olması ve yıllarında hukuk hocası olması nedeniyle
çok net biçimde ifade ediyorlar ki demokrasiden söz edeceksiniz, hukuk devletinden söz edebilirsiniz. Yoksa böyle dakika başı değiştirilen, kişi özeline değiştirilen yasalarla bir yere varamazsınız. Bu otoriter, belki de hocamız ifade etmedi ama son tahlilde belki de bir faşist devlete, faşist yapılanmaya doğru gidecek. Benim en çok dikkatimi çeken mesele de bu korkaklıkla ilgili vurgularıydı. Burada çok haklı olduklarını düşünüyorum. Hepimize düşen görev, hepimize düşen görev korkaklık değil, tam tersi sinmek değil, baş kaldırmak. Yani bir anarşist durum sergilemek. Tabii bu terörizmle karıştırmayın lütfen bunu. İşte o zaman gerçek anlamıyla bu demokrasi mücadelesi verilecek demektir. Bu 29 Ekim meselesiyle ilgili teşhislerini birlikte dinledik. Evet, ben burada çok doğru bir teşhis koyduklarını düşünüyorum. Eğer MHP olarak siz buna hayır diyemediyseniz, o zaman hocam çok haklı olarak ifade ediyor. O zaman sizin muhalefet partisi olarak hiçbir işleviniz yok. HDP ile ilgili yorumlarına gelince de HDP'yi bir gerçek parti olarak gördüklerini ifade ettiler. Bir yanıyla da geri bakıp baktığımız zaman doğru olduğunu düşünmekteyim efendim. Tabi buradaki asıl vurguları hak ve adalet konusundadır. Umarım ki bir gün iktidar olurlar ve bu hak ve adalet konusundaki hassasiyetleri devam eder. Biz de bir programcı olarak şunu söyleriz. Hocam böyle bir söz vermiştiniz. Hani İnşallah. Nerede biz bunları İnşallah. Göremiyoruz. İnşallah. Deriz Numan Kurtulmuş gibi hocam da şöyle bir laf söylemez. Numan Kurtulmuş benim programımda söylemişti hocam cümleyi. Demişti ki Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular. Allah Cem TV'de Allah. Tabii Cem TV'de bu cümleyi kurmuştu. Allah Allah. Ama sonra dedi ki bunu ben kendimle ilgili kurdum. Allah Allah. Üstelik Numan Hoca ile Ticaret Üniversitesi'nde aynı koridorda yaklaşık 4 gün paylaştım ben. Çok da sevdiğim birisi, ciddi anlamda sevdiğim birisi. Son olarak da şunu gördük efendim. Atatürk'le bir problemleri yok ve Atatürk'le ilgili tanımlamaları var. Tanımlamalarına çok uzun yıllar biyografisi üzerinde çalışmış bir akademisyen olarak katıldığımı ve kendilerini o tanımlamalar nedeniyle de takdir ettiğimi müsaade ederlerse sizlerle paylaşmak isterim. Efendim, bir program burada sona eriyor ama görüyorum ki demin programda da söyledim. Abdurrahim Karslı başkanımızla partisinin daha sonraki süreçte uygulamaları, özellikle bu meydanlara indikten sonraki süreçte bir konuşmak isterim. Orada meseleyi göreceğiz. Eğer umuyorum ki bu halk Abdurrahim Karslı Hoca'ya da Cem Uzan'a davrandığı gibi, Cem Boyner'e davrandığı gibi, geçmişte Osman Bölükbaşı'na davrandığı gibi davranmaz. Yani meydanları doldurduktan sonra sandığa gidildiğinde hocayı unutmazlar. Umuyoruz. İnşallah. Bu konuda hocam Türk halkına güveniyor. İnşallah. Ama ben uzun yıllar tarih alanında işte dersler anlatan bir akademisyen olarak ben hocam kadar kendi halkıma güvenmiyorum efendim. Onu da sizle paylaşmış olayım, hocam duymasın. Efendim, zahmet etti geldiniz. Estağfurullah, çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ben de çok benim memnun oldum. Benim için büyük keyif oldu. Benim için de öyle. Çok hoşum, çok teşekkür keyif aldım bu programdan. Evet. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim, ben ve ekip arkadaşlarım bir sonraki programda birlikte oluncaya kadar Tanrı'dan başta Abdurrahim Karslı hocamız olmak üzere hepinize sağlık diliyoruz. Teşekkür ederim. Demin altını çizdikleri şekliyle umarım ki bundan sonra bir projenin ürünü olmamaları için siyasetçilere, seçtiğimiz insanlara da Tanrı'dan tek bir dileğim var efendim. Akıl sağlığı. Akıl ve ruh sağlıkları yerinde olsun ki şu projelerin ürünü olmasınlar. Bitirirken de Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bir kez daha çağrı yapıyorum. Her hafta söylüyorum bunu. İçeride 43 subayı unuttunuz. Önünüzde dilekçeleri var. Lütfen, lütfen, bu bir talep falan değil. Bu size bir yalvarmadır Sayın Haşim Kılıç. Lütfen o dosyaları ne olur ele alınız. Bakınız, o insanlar suçsuz, günahsız yere oradalar. Ya. Bırakınız dışarı çıksın, yargılanacaksa tutuksuz yargılansınlar. Ne diyeyim size? Ne diyeyim? Başka da söyleyecek hiçbir lafım yok. Hoşça kalın efendim.